Sevgili seyirciler, bugün ilkokuldan itibaren öğrenmeye başladığımız bilgi yarışmalarının vazgeçilmez sorularından biri olan meşhur höyüğün bulunduğu Alaca'ya gidiyoruz. 5000 yıllık tarihinde bilinen ilk adı Etonya olarak geçiyor. Alaca'da turizme açık en önemli tarihi yerler Eski Yapar ve Mahmudiye köyündeki tarihi kalıntılarla Hitit dönemi eserleriyle dolu olan Alaca Höyük, Kalınkaya ve Pazarlı Ören yerleridir. Bizleri ilçe kaymakamımız Hicabi Aytemur ve belediye başkanımız Halil İbrahim Şaltu karşılıyor. Günaydın. Günaydın Sayın Bakanım, hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, benim şehrim Çorum devam ediyor. Burada bu şirin ilçe Alaca'dayız. Alaca çok önemli bir yer. Alaca kaymakamımız ve Alaca belediye başkanımız bizle beraber. Bize bir Alaca'yı anlatır mısınız? Zevkle Sayın Bakanım. Tekrar hoş geldiniz. Siz ve ekibiniz. Sizi burada Alaca'da ağırlamaktan başkanımla beraber onur duyduk. Alaca daha çok bir rengi anlatan bir isim. Birkaç rengin kendi özgün yapısını kaybetmeden bir araya gelmesine Alaca deniyor etimolojik olarak. Burada 31 bin vatandaşımız yaşıyor. 1878 savaşından sonra gelen Ardahan, Kars, Bayburt, Erzurum, Trabzon'dan. Tarım çok önemli, çok değerli. Alaca'yı değerli kılan bir şey de Alaca Öğüt, ören yerimiz. Orada herkesin bildiğinin aksine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne amblemi olan Hitit. Kurs. Ankara Üniversitesi'nin sembolü. Orayı değerli kılan, orada çıkan malzemeler ve Atatürk'ün direktifiyle Türk arkeologların kazdığı ilk yer olması. 1935 yılında başlıyor. Atatürk kendi cebinden 3000 lira vererek o dönem kazıyı başlatıyor. Orayı değerli kılan ikinci bir özellik de bilinenin aksine aslında Hatti Güneş. Hatti. Hitit öncesine ait Anadolu'daki en zengin buluntuların olduğu yeryüzündeki yer Alacaöyük. Oranın insanoğluna yakışır, bu zamanın ruhuna uygun bir altyapıya kavuşmasına çalışıyoruz. Çünkü bizim karşı karşıya olduğumuz tehdit göç, evet, ve ekonomi. Burada tarımsal üretim çok verimli ancak o ekonomik girdiği Alaca'da tutamıyoruz. İnsanlar dışarıda yatırımlarını yapıyorlar. Büyük bir girdi olmasına rağmen. Çorum'da gördüğünüz sanayinin temel altyapısı buraya, un sanayi özellikle. Turizmi önemsiyoruz. O insanlığına yaraşır bir altyapıya sahip olmaya çalışıyoruz. Alacaöyük'te müstakil bir müze yapmaya çalışıyoruz. Her anlamda müstakil. Ve Truva Müzesi ya da Kaman'daki müze ya da Bayburt Baksı'daki müzedeki gibi dünyanın ilgisini çekecek. Yapısal olarak da, mimari olarak da. Bizim en büyük karşı karşıya kaldığımız tehdit göç. Göçü egale etmenin ya da absorbe etmenin tek bir yolu var. İnsan gelmesi. Bunun da tek yolu turizm. Dünyada bu saydığım lokasyonun benzeri yok. Kapadokya nasıl kendi başına bir, evet, farklılıksa, Göbekli Tepe ve Hinterland nasıl farklılıksa, Truva neyse, dünyada Hitit ve Hatti deyince de Çorum o. Evet. Ama bizim onlardan dezavantajlı olduğumuz ve farklı olduğumuz bir konu var. Oralara gelen turist sayısı en az 1 milyon. Bizim bölgemize gelen en iyi zamanda 40 bin. Bunun bir sebebi var. 40 bin. Aynen. Bunun sebebi aslında Alacaöyük, yeryüzünde ben de ilkokulda öğrendim Alacaöyük. Alacaöyük herkesin ilkokulda muhatap olduğu bir yer. Atatürk'ten ve Cumhuriyet'ten dolayı muhtemelen. Dünyada da böyle bu. Normalde literatürde bilinen bir yer. Ama ziyaretçi sayısı en iyi zamanda 40 bin. Biz bu 40 bini iyi bir altyapıyla, zamanın ruhuna uygun ve insan oruna yakışır bir altyapıyla İyi hale getirdiğimizde o sayıyı 1 milyona çıkarmak istiyoruz. 2 milyona çıkarmak istiyoruz. O sayı 1 milyon ya da 2 milyona bu hinterlatta çıktığında o zaman göçün bir anlamı kalmayacak. Sanayileşme, fabrikalaşma, şu bu tür şeylere de ihtiyaç kalmayacak. Çünkü ben bireysel hayatımda ileri dünyada ya da medeni dünyada onu gördüm. Sanayileşme var, ağır bir sanayi var ama sonrası hep turizme döndük. İngiltere'de öyle, Japonya'da öyle, Güney Kore'de öyle. Bu bizde de böyle olacak, böyle yaşanacak, böyle olmak zorunda. Göçten kurtulamıyorsun, özellikle kırsal göçten. İlerlemiş toplumlarda da kırsal yaşam diye bir yaşam kalmamış. Orada da köyler boşalmış. Biz başkanımla beraber
Böyle gündemi olan, bununla uğraşan bir ilçeyiz. Çok güzel. Duyduklarıma sevindim. En azından bilinçli bir şekilde burada yani kan kaybını, göçü tersine çevirmeye çalışıyorsunuz. Ki göç bazı yerlerimizde de başka sıkıntılar yaratıyor. Tam tersi fazla göç alıyorlar. Gelen ziyaretçilere, yerli ya da yabancı, zaman harcatacak enstrüman çok. Alacoyuk, orada Hitit Barajı evet. ve devasa bir tesis. Evet. Hemen onun yakınında Karahisar, Temurlu Kalesi, yüzeyde bir Selçuklu şehri var. Bu yüzeyde olan Selçuklu şehri 1300'lerde kurulmuş. O dönem Çorum'da yok. Onun altında daha neler var bilmiyoruz. Çünkü Alacoyu ziyaret ettiğinizde katmanlar göreceksiniz var, ki tabii. Bir ovanın ortasına savunmasız bir şehir kurulmuş. Ona yakın o 4 kilometre mesafedeki Karahisar Kalesi'ni görünce anlıyorsunuz niye öyle olduğunu. 2000 yıllık belki Anadolu'daki en iyi korunmuş Roma Barajı var. Geven Çiftliği köyümüzde Frig kaya mezarları var. Bir Alacoyuk kadar önemli ama literatürde pek bilinmeyen eski yapar, üren yerimiz var. Hüseyin Gazi Külliye'miz var. Hı. Bir turist Boğazkale'de ikinci gününü harcayamaz. Çorum merkezde ikinci bir gününü harcayamaz. Ama Alaca'da size ikinci ya da üçüncü gününüzü harcatacak malzeme var. Çok öyle bir kümeleşme sağlarsanız burada tabii yani olabilir ki bununla ilgili çok bilinçli hareket ettiğinizi görüyorum. El birliğiyle gerek kaymakamlık gerek belediye mutlaka sonuç alırsınız. Siz tarımsal göçten bahsettiniz. Özellikle Doğu Anadolu bölgemizden ve Güneydoğu Anadolu bölgemizden mevsimlik tarım işçileri geliyor yoğun bir şekilde. Ortalama her yıl 5000 kişi civarında tarımdan misafirimiz oluyor. Şey de var Sayın Bakanım, Suriyeliler de var. Ha. Suriyeli göçmenlerimiz var. Bir kısmı da tarım işlerini onlar yapıyorlar. Bizim burada özellikle soğan çok önemli. Bizim çok kaliteli bir soğanımız var. Alaca moru diye bir soğanımız var. Mor soğanımız. Bununla ilgili coğrafi işaret müracaatını yaptık. Askıda bitmek üzere. Onunla ilgili bir de belediyemiz bir tesis kurdu. Soğanla ilgili çok büyük bir ekonomik fayda var Sayın Bakanım. Çok iyi olur. Özellikle de bizim alaca moru ihracata dayalı bir soğan. Toplam üretimin yaklaşık %80'i %90'ı ihracata gidiyor. Evet. Uzun ömürlü bir soğan, uzun süre yaşıyor. Kendi doğal özellikleri var. Burası işte merkez. Buradan un sanayicileri, evet. un makine üreticileri çıkmış. Şeker, şimdi... şeker pancarı da bizim burada iyi. Evet. Çorum Şeker Fabrikası'nın neredeyse büyük çoğunluğu %30'unu bizim Alaca bölgesinden karşılıyorlar. Çok güzel. Yani bu altyapı 2.7 milyar dolar ihracat şu anda yapma becerisi gösteriyor Çorum'a. Bence bunun arkasında, bu gücün arkasında mutlaka sizin dediğiniz gibi turizmle bu bir şekilde tamamlayıcı faaliyet haline getirilebilir. İşte o Hüseyin Gazi Külliye'miz mesela Selçuklu döneminin Çorum'daki üç eserinden birisi. Birisi zaten Mahmudiye, orada Alaca'ya bağlı. Karahisar dediğimiz. Orada kazı çalışmaları yapıyor. Hüseyin Gazi türbemiz var. Bu meşhur Hüseyin Gazi biliyorsunuz. Evet. Türkiye'de üç tane. Birisi Alaca'da, birisi Ankara Hüseyin Gazi'de. Birisi de Eskişehir Hüseyin Gazi'de. İnsanımızla, Alacalılarla ve bütün Alacahöyük burada yaşayanlarla her gün temas halindesiniz. Yüz yüzesiniz. Onların sorunlarını, sıkıntılarını çözmeye çalışıyorsunuz. Ama içeride de yaptığınız çalışmalarla onların geleceği için çok güzel hareketler bunlar. Ben tamamlayıcılık faaliyetini çok önemli görüyorum. O zaman bizim izleyicilerimiz böyle sadece dinlemiyorlar. Onlar gördüklerine inanıyorlar. İsterseniz buyurun şöyle beraberce bir dolaşalım. Sırada sadece Alaca'nın değil, bölgenin ünlü tulumba tatlıcılarından birine gidiyoruz. Ustamız da bir o kadar orijinal ve ünlü olmayı hak ediyor doğrusu. Sevgili seyirciler, şimdi Alaca'da tulumba tatlısı ama bu çok özel bir tulumba tatlısı. Balkan Türklerine ait. Balkan Türklerinden. Romanya'dan mı geldin de sen atalar? Bulgaristan'dan geldin. Evet. Geldin, ondan sonra tatlıcılığı burada ailece yapıyorsunuz. Babamız geliyor 1935'te. Peki. Sağ olsun Atatürk sayesinde. Allah razı olsun bizleri getirmiş. Sizin bu özel tulumba özel tatlısı. Balkan Türklerine ait. Balkan Türkleri Balkan yapardı tulumba, bu işi. Evet, bize Balkan oradan tulumbası. Mı gelmiş? Abi? Evet, oradan. Peki. Bu senin böyle tulumbayı da böyle özel çıkarıyorsun yani. Bu güzel şu alet, alet bir asırlık. Dededen bir kalmak asırlık. Şu alet. Vay vay vay. Bunu muhafaza ediyoruz. Burada yağ kaynatıyorsun. Evet, kaynamış yağı. Bunun işin şeyi tabii yağ kaynamış yağda çıtır çıtır olacak. Burada aslında ateşi evet. açtın.
Evet. Evet. İçerisine hamur bıraktım. Derecesini ölçtük. Tamam. Derece için birkaç tahlil hamur attın içine. Evet. Ondan sonra şimdi bunlar sıkmaya başladık içerisine. Sıkmaya başladın. Ne kadar süre bunlar kaynayacak? Bir, dört taneyi sıkıyorum, dört top. Evet. 5-10 dakika içerisinde kızarır. Bunun yağı özel midir böyle? Normal bildiğiniz yağ. Ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı. Yalnız bunu bir kez kullanıyoruz. Yarın döküyoruz. Yoksa koku yapıyor. Sağlığa da zaten biraz zararlı. Babadan, dededen bu sanatı öğrendiniz. Dede, baba, ben torun, üçüncü nesil. Tabii. Sizin ama bu kadar meşhur olmanızın neden herhalde bu işin bir sırrı var tabii. Tabii. Güzel. Pişirme anında 5 dakikalık yaparım tabii, dedim. Diğer tabii, malzemeleri tabii, göstermeyiz. Yani meslek sırrı babadan oğula tabii, geçiyor. Tabii, sen öyle devam et. Sır senin olsun. Biz işin yapılma kısmını görelim. Gündüz zaten 11'de çıkarıyoruz. Akşam 5-6'da bitiyor, tamam. Standart. Kapat. Her gün. Diyelim 5-6 tepsi yapıyoruz. Ne zaman biterse. Bazen evet, 2'de 3'de biter. İş iyi olursa, evet, işler gevşek olursa. Özel imalat oluyor mu böyle düğünlere, şeylere falan? Oluyor, evet. Ha, onları yapıyorsun. Şu tam bir asırlık. Dededen kalma. Bu Balkanlardan gelme. 2 taneydi. Birini kaybettik. Allah Allah. Ya. Balkanlara Allah, bir gezmeye gittiğimde bakacağız artık. Allah yatı Allah, topraklarını gezeceğiz. 87'de İstanbul'da çalıştım ben. Baklava öğrendim. Oradan bir turma makinesi gördüm. Getirdim. Bir 2-3 ay anca kullandık. Ondan sonra hurdaya. Babam dedi tulumbayı da bozacağız. Hamuru boyuyor. Bu şekli, bu şekilde çıkarmıyor. Bir tek bu veriyor ha, bu şekli. Evet, bu şekli. Enteresan ya. Bu emek, basit bir şey gibi gözüküyor. Abi. Gözüküyor da emek işte biraz. Ha. Ustam, şimdi işin en güzel tarafına geldik. Benim için, ben kalite kontrolcüyüm. Böyle bittikten sonra yemek benim işim. Sen işin pişirme tarafındasın. Fakat bu enteresan. Son derece güzel. Burada baktım ben, Alaca'da, Çorum'da, Türkiye'de sen meşhur bir bu tulumba tatlısını yapıyorsun. Evet. 3-4 nesildir yapıyorsunuz. Evet. Biliyorsunuz bu işi. Evet. Yani harika bir şey. Peki biz bunun yemesini de biliyor muyuz acaba? Biz nasıl yiyeceğiz? Vallahi ben bir göstereyim isterseniz. Bir tüm atmanız gerekiyor. Tümünü. Senin parça ufaktı ya. Biz tümünü atarsak burada boğuluruz ha. Sıcak yalnız biraz. Öyle mi? Bekleyeyim o zaman. Bunu böyle alıyoruz. Tüm atıyorum bakalım. Şerbeti ağızda patlasın. Yoksa üst başa şerbet olur. Öyle mi? Tabii. İçinde de var yani bunu. İçi çekiyor. Bunu nasıl ya? Bu nasıl çekti böyle? O sıcak İçiş... yağdan şerbeti atıyoruz. Evet. Şerbeti atıyoruz. Bak, dedim ya şerbeti. Ellerine sağlık. Çok güzel hakikaten. Bu tadı hakikaten bize gösterdiler. Sevgili seyirciler, Çorum'da, Alaca ilçemizde bu tatları biz tattık. Sizler gördünüz ama gerçekten bunu yaşamak lazım. Hepinizi Alaca'ya bekliyoruz. Sırada Alaca lezzetleri var. Kalite kontrolün tam zamanı. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi, sağ ol. Nereye geldik biz şimdi? Nereye burası Alaca Battaniye Deparkı. Su deposu olarak bilinen mevki. Burada yöresel ürün yemeklerimizi yapacağız sizinle beraber. Öyle mi? Evet, hingel. Çok güzel bir yere geldik o zaman. Evet. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş İyi misiniz? Hoş geldiniz hocamıza. Eyvah, oklava falan var. Bizi böyle karşılıyorsunuz. Ne yapsak acaba? Alacağımızın en çok sevilen, en ünlü yemeği hingal. Hingal? Evet, hingal. Hingal? Evet. Hingal. Ne bu? Şimdi bu limak, içinde sadece yumurta var, tuz, un. Başka bir şey yok. Mayalı bir hamur mu? Hayır, mayalı değil. Mayasız hamur. Peki. Şurada kıymamız var. Tamam. Kıymamızın içinde soğan, bir diş sarımsak, baharat. Tamam. Hazırlandı. Yufkamız ince bir şekilde açılacak. Tamam. Kareler halinde kesilip kapatılacak. Kapatılma aşamasında göstereceğiz. Hingal çok yerde yapılır fakat Alaca'da daha farklı hamurumuz ve yenme şeklimiz oldukça farklı. Aynı şekilde bükme şeklimiz farklı. Normalde kapalı hamur demek. Şimdi bunun testini böyle altına bir kağıt koyuyoruz, öyle mi? Onun üstünde keseceğiz, masamız çizilmesin diye. Hmm, kağıdın deseni görünüyor. Evet. Demek ki bunun durumu iyi. İçine kıyma koyuyoruz. Evet. Kıymanın içinde soğan var, baharat var. Evet. Karabiber var. Evet. Bir dişte sarımsak mı var? Bir dişte sarımsak. Tamam var. Bak, o aklımda kalmış. Bir özelliği de hiç hingalı hiç yerinden biz oynatmıyoruz. Hemen büküp böylece aynı yerde kalacak, sonra suya atılacak. Üstünde hamuru görünmeyecek şekilde kapatıyoruz. Evet. Çok iyi.
şu baş parmağın içinde. Evet. Tam kapatırsam olmaz yani. Biraz böyle aralık suyun kalacak. Suyun içine girmesi lazım. Bunun bir de özelliği de suyun ocağın harlı yanması lazım. Suyun da bol olması lazım. Hani hingalın içinde rahat dönmesi lazım. Evet, şimdi orada bayağı meşakkatli işler yaptınız. Bu hingal masaya geldi. Evet. Şu hingalı nasıl yiyeceğim? Bana tarif eder misiniz? Şuradan aldım bir tane. Üstüne sarımsak mı koyuyoruz? Evet. Şundan. Şimdi yoğurt da mı koyacağız? Öyle deneyin, sonra yoğurt deneyin bence. Önce öyle deneyin, yoğurt deneyin. İlk önce böyle deneyim. Çok güzel. Elinize sağlık. 47 çeşit mi? Kaç çeşit sizin yemeğiniz var? Bu gidip üstüne... Bunları tescil ettirmişsiniz, sertifikalarını alıyorsunuz. 40'ın üstünde. Bu kadar ürünü bu Alaca nereden öğrenmiş? Bu kadar herhalde tarihten beri herkesin bir araya gelip mutlu bir şekilde yaşadığı bir topluluk. Bir bakıyorsunuz bu kadar yemek de ortaya çıkıyor. Evet. Bu nedir? Bu da çılbır. Çılbır. Yumurtayla. Yumurtayla hemen şöyle. Yani. Evet. Falan hemen acıktığı zaman çar 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 yapmam. Kadınların kurtarıcısı Anadolu'da. Peki. Evet bu? Bu da diri aş. Diri aş. Diri aş. Bunun içinde yarma, nohut, kuru fasulye, bir de kavurma et var. Evet. Önceden bunları akşamdan ıslatıyoruz. Sonra sabah pişirdikten sonra üzerine soğan kavurup döküyoruz. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Şu anda müthiş soğuk olmuş. Geldi. Peki. Geldi. Şurada o nedir? Alacımızın meşhur güveci. Alaca güveci meşhur mu? Tabii hocam ona. Niye bana bu kadar zamandır söylemediniz? Ben şuradan bir tane şundan alacağım. Alaca güveci saf etle yapılır. Kuzu etiyle yapılır. Tamam. Düğünlerde ve bayramlarda muhakkak olmazsa olmazdır. İzninizle şöyle götürüyorum. Valla benim bu güzel güveci bugüne kadar keşfetmemem büyük hata. Bunlar? Bunlar da yine haşlanmış yumurta. Yumurta. Sarımsaklı yoğurt. Borana deriz ona da. Borana. Evet, altında haşlanmış yumurta var. Tamam. İsimler de değişik. Hingal, Borana. Bu çok güzel. Peki. Başka? Buraya geldim. Mercimekli bulgur pilavımız. Bunun içinde sadece mercimek, bulgur. Evet. Öyle mi? Evet, bulgur, tereyağı. Bu kadar güzel tat olur mu ya? Yağ yörelerde yapılanlara istinaden burada daha fazla yağ kullanılıyor ve daha çok kavruluyor. Çok güzel. Bu normal pidemiz. Bu gagala. Dişimiz mi? Bu da gagala. Gagala dediğimiz. Gagala mı? Şu gagala dediğimiz bu. Bu normal pidemiz fırınlarda. Bu pide. İsmi evet. Pide. Tamam. Bu gagala. Gagala. Gagala ne bu? Mayalıdan mı yapılıyor? Mayalı hamurdan. Aynı yine bu pidenin hamurundan. Harika. Çok güzel. Güveci onunla yiyeceğiz. Güveci onunla. Tabii anladım. Yani şimdi onun içine banmak lazım ama yani zaten seyircilerimizin ağzının suyu akıyor. Ben şimdi onu da bir de böyle ekmeği de çıkarıp banarsam, pardon gagalayı içine banarsam sıkıntı olacak. Peki sonra ne var? Pidemiz. Pidelerimiz var. Pideler. Alaca pidesinde önemli olan özellik çavdar oranı hamurumuzda daha fazla. Çavdar. Evet çavdar ve mayalı hamurdan yapılır diğer pidelere. Peki bu pide olarak. Neli? Bu pide neli? Buradaki sebzeli. Bu sebzeli. Bu boş kıyma. Soğan. Bu kuyruk yağ ve kıyma. Sadece kıyma. Evet. Sadece kıyma. Peki. Bir de alacamızın köylerinde bolca yetişen kabağımız. Kabak alaca da bol mudur? Bol. Köylerimizde bol. Kabak tatlısı da yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Üzerine hem tahin hem pekmez mi koyuyorsunuz? Fazla şeker kullanılmaz. İyi tahin pekmez koyuyorsunuz. Bir şey yok. Şeker yok. Bu alacanın kabağı mı lezzetli? Yoksa sizin pişirmeniz mi? İkisi. Yoksa değil. Ceviziniz mi? Ceviz de kendi köyümüzün. Ceviz kendi köyünüzden. Evet. Kabak kendinizden. Evet. Alaca tarım bölgesi Sayın çok Bakanım. Burada yetişen her şey gerçekten çok lezzetli ve verimli bir toprağız. Sevgili seyirciler, başka bir söz söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Görüyorsunuz burada harika bir sofra sizleri bekliyor. Alaca'ya bütün seyircilerimizi davet ediyoruz. Onlara da böyle sofralar yaparsınız değil mi inşallah? Peki, hepinizi Alaca'ya bekliyorum. Şimdi de müzede sıra. Tarih hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. Efendim, Cumhuriyet'in ilk kazılarından birisi Alaca'ya geldiniz. 1935 yılından itibaren Türk Tarih Kurumu'nun önderliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kazılan ilk kazılardan, daha doğrusu ilk öğren yerlerinden birisi. Türkiye'de aslında
arkeolojiyi biz iki kısımda inceleriz. Birisi Osmanlı arkeolojisidir, öbürü Cumhuriyet arkeolojisi. Cumhuriyet arkeolojisinin temellerinin atıldığı ilk kazılardan birisidir. Çünkü ilk kez bir Türk arkeolog 1935 yılında yurt dışında yetiştikten sonra gelip Alacaöyü'yü de kazmak için görevlendirilmiştir. Hı. Bu bizim için önemli bir husustur. Çok güzel. Ve Türk Tarih Kurumu da o yıllarda rahmetli Afet İnan'ın önerisiyle kendi kuruluş yasası içerisine bir madde koydurmuştur. 4C maddesi. Bu önemlidir. O madde yoluyla Türk Tarih Kurumu'nun Türkiye'de kazı yapmasının önü açılmıştır. Bu evet. Açıdan da ilk hafriyat Alacaöyük'te gerçekleşmiştir. Yani ilk yerli milli arkeolojik buluntuları sağladığımız, evet, ilk kazı, evet, yaptığımız yer burası. Yani Cumhuriyet'in ilk milli, ulusal kazılarından bir tanesidir. 1933'te Ankara civarında en önemli kazılardan birisi Karalar, diğeri Ahlatlıbel, Ankara yakınlarında. Buraların kazısından sonra 35 yılında da en önemli kazımız burasıdır. Burası bir höyük niteliğinde yerleşimdir. Bizim Türk arkeologlar tarafından keşfedilmedi burası. Burası ilk kez 1830'lu yıllarda yabancı seyyahların Anadolu'ya olan ilgisiyle keşfedildi. Daha o yıllarda buradaki anıtsal kapıdaki kabartmaların hüviyeti bilinmiyordu. Yani onların kime ait olduğunu bilmiyorlardı. Hititlere mi yoksa Kapadokya krallarından birisi mi bilinmiyordu. Öneriler vardı. Daha sonra Perot, Ramsey ve Chantre'ın bu höyükte sondajları var. Daha doğrusu anıtsal kapı girişinin planlarıyla uğraştılar. Bu anıtsal kapı girişi Sfenksli kapı diye bizim tanımlandığımız, tanımladığımız kapıdır. Bu kapının planlarını çıkardılar. Ama tabii bizim için en önemli yıl 1935'tir. Remzi Oğuz Arık. Evet. Adana, daha sonra Adana Milletvekilliği de yapmıştır. Parti de kurmuştur Remzi Oğuz Arık. Entelektüel, o dönemin fikir adamlarından ve Atatürk Cumhuriyeti'nin 1926'da ilk Avrupa'ya gönderdiği Türk öğrencisi. Devlet adına, Türk Tarih Kurumu adına. Yanında da bir etnolog var, Hamit Sübeyir Koşay. Onunla birlikte kazılara başlıyorlar. Ama birden ilgiyi Sfenkslerden şurada gördüğünüz mezarlara taşıyorlar. O zamanlar, o geldikleri yıllarda, 1935'li yıllarda burada öğün üzerinde ev var. Böyle hiçbir kalıntı yok. Aşağı yukarı 80 küsur hanelik bir köy. Bu köyün evleri var. Nerede yapalım kazıyı demişler. Burası meydanmış ilk. Köyün meydanı. Köyün meydanı. Yaklaşık Sfenksli Kapı'ya 45 kilometre mesafede, kuzeyde, kuzeybatıda. Hadi burayı kazalım demişler. Yer yok, istimlak sorunları var. Giremiyorlar aşağıya. Giremiyorlar da. Burada kazıya başlıyorlar ve çok şaşırtıcı sonuçlar alınıyor. O yıllarda ilk kez Hititlerden önce yaşamış yerli bir kavmi, Hattilerin dünyasıyla ilgili ilk bilgiler geliyor buradan. Son derece zengin mezarlar buluyorlar. Daha sonraki yıllarda da devam etti bu mezarlar açığa çıkarılmaya. Bunlar milattan önce 3. binin ikinci yarısında, yani bizim kabaca 2400 milattan önce 2200 yılları arasına tarihlediğimiz krali mezarlar. Son derece zengin ölü yedeyleri var. Bu mezarlar Anadolu'yu hem Mezopotamya'ya hem de diğer bölgelerle rekabet edebilecek bir sanat anlayışına sahip olduğunu gösterdi. Biz o açıdan Hattilerin bu mezarlarını çok önemseriz. Yani 4500 sene evvel, evet, burada ve daha geçmişi, evet, de var. Ama bir köyün altında yavaş yavaş buralar kazılarak bir süre sonra da kamulaştırma yapılarak köy başka yere, evet, naklediliyor ve, evet, böylesine Alacaöyük dediğimiz destan böyle çıkıyor. Destan aslında böyle yazılıyor, evet, ama bu destanı başlatan bence en önemli keşif buradaki mezarlardır. Evet. Çünkü
o dünyada maden teknolojisinin ne kadar önemli olduğunu gösterir bunlar. Evet, bütün bu meşhur güneş kursları ve geyik heykelleri aslında orijinal buradan çıkıyor. Hepsi buradan, bu mezarlardan açığa çıkarıldı. Bunlar bir süre, şurada resmi var, 1940'ta bir müze yapıldı, yerel bir müze. Evet. O müzede teşhir edildiler. Mezarların orijinal durumlarını görüyorsunuz, içindeki ölü hediyelerini ve heyeti görüyorsunuz. İlk Türk arkeologlardan oluşan heyet, Çorum'da müze olmadığı için o yıllarda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne götürüldü. Ve şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin en zengin koleksiyonunu oluşturuyor. Bu vitrinler Alacaöyük'te 6000 yıllık bir yaşamın izlerini barındırıyor. Sağ tarafta ilk köy kültürüne ait bulgular var. Kalkolitik çağ dediğimiz örnekler. Sonra birden bronz çağ başlıyor. Milattan önce 3. binde bronz çağının yaşantısıyla ilgili bilgi veren, günlük işlerde daha çok kullanılan kapkacakların bu vitrinlerde sergilendiğini görüyoruz. Şimdi biz yani normal o dönemde şehre girerken buradan geçiyoruz. Sphinx'lerle giriyorsunuz. Sphinx'ler bizi böyle karşılıyor. O dönemde şehir kapılarının koruyucu varlıklarıdır. Hitit dünyasının bayram törenlerini bu kapı sayesinde canlı tasavvur edebiliyoruz. Film şeridi gibi anlatılıyor. Orada saz çalan var bakın. Evet. Mabet müzisyenleri var. Yani Anadolu sazının kökeninin nereye kadar gittiğini gösterir bunlar bize. Hem de şeyle çalıyor, elinde mızrapla çalıyor. Mızrap, evet. Burada kılıç yutuyor. Aynı şekilde. Çağız. Çok enteresan. Gösteriler var. Akrobatlar bu gösterileri sürdürüyorlar. Sonra görevliler hayvanları götürecekler. Daha sonra bunlar kurbanlıklar. Kurbanlıklar, koç götürülüyor vesaire. Sonra kraliçemiz var. Burada kraliçenin önünde kral. Ha, en önemli sahneye geldik. Her şey bunun için. Bu boğanın ta kendisi. Boğa çünkü fırtına tanrısının simgesi. Gücün simgesi. Anadolu'nun en önemli anıtsal sphinxlerinden biri. Sphinx aslında Mısır işidir. Evet. Ama bizim dünyamıza evet. Suriye yoluyla geldi. Hititler de bilir Sphinx'i. Evet. Yani Sphinx nedir? Gövdesi aslan. Başka bir hayvan, yaratıklar. İnsan başlı. Evet. Evet. Sonra girişte çift başlı kartal vardır. Bu önemli bir ayrıntısıdır. Aslında kraliyeti... Çift başlı kartal ta buradan yani o zamandan geliyor. Evet. Kraliyeti temsil eder. Üzerinde bir tanrı var. Burada da tanrıça var yine. Maalesef etek kısmı kalmış sadece. Evet. Islak olmasa daha iyi gördük. Burada çift açılan bir kapı var. Bunlar kapık millerinin oturduğu yerler. Çift kanatlı kapıdan giriyorsunuz. Maalesef buradaki alayın ne olduğunu bilmiyoruz. Bu ortostatlar devam ediyor. Sadece şurada iki tane figür sizi karşılıyor. Büyük olasılıkla bunlar prens olması lazım. Ve bitmemiş bu kent. Nedense bakın bitmemiş. Sphinx'ler var iki tane. Eksik o da öyle. Yani. Yarım kalmış. Ne oldu acaba? Evet. Bu mezarların hikayesini yukarıda anlatmıştım. Evet. 13 tane mezar buluyorlar. Bunlar oda mezar. Bu oda mezarlar o dönemin ölümden sonraki yaşantısının ne olduğu konusunda bize mesaj veriyor. Sevgili seyirciler, bu haftada altının işlenmesini ve yol haritasını sizlere ihracat şampiyonu rafinerimizde anlatmaya devam edeceğiz. Sen aç kasayı, bize ne geliyor ben anlatayım. Oho, harika bir yere giriyoruz sevgili izleyiciler. Bugüne kadar sizlerle çok yer dolaştık ancak bu şekildeki bir yere hiç girmedik. Şöyle bir bakalım şuradan bir... Aç o zaman bakalım istiyor Sayın Bakan. Girelim mi? Buyurun girin Sayın Bakan. Yapalım mı? Buyurun. Bismillah. Buyurun buyurun. Evet. Şimdi bunlar külçeler, evet görüyorsunuz aslında sadece görüntü olarak değil ağırlık çalışmak için de son derece güzel. Ama emin olun böyle insanın içini ısıtan bir görüntü var. Allah bereketlerini arttırsın, daha da fazla olsun, bütün ülkemize daha iyi ihracat gelirleri olsun. Evet. Sayın Bakanım bu bize Türkiye'deki, dünyadaki altın madenlerinden geliyor.
Buna adına takos diyoruz. Ne diyoruz? Takos. Takos. Eskiden kamyonlar kaçmasın diye fren olmayan arkasına koyduk ya Sayın Bakanım. Oradan. Maşallah. Tartalım Sayın Bakanım. Bu şey, sevgili seyirciler, bu böyle az bir şey gibi gözüküyor, ufak bir şey gibi gözüküyor ama gelin bakın. Evet, 14,5 kilo mu? 14 kilo 257 gram. Bunda oran ne? %450 efendim. Bunda %450. Yani 6,5 kilo külçe altın çıkacak. Gerisi ne bunun? Gerisi gümüş ve diğer madenler. Öyle mi? Evet. Ama şöyle bile parlıyor ya pırıl pırıl. Daha yarısı burada altın. Altın ve gümüş daha. Peki, Rahmi Müdürüm, şimdi burada ne yapıyorsunuz siz? Altını bize bir anlat. Burada ne yapılıyor? Efendim, şimdi bize gelen külçeler, az önce gördüğümüz büyük külçeler, takozlar, eğer içerisindeki gümüş miktarı %10'dan fazlaysa içerisinde daha fazla gümüş ilave edip içindeki altın miktarını selektleştiriyoruz. %25'e düşürüyoruz. Peki. Yani benim o temin tuttuğum 14 kilo 250 gramlık takozu alıyorsun. Evet, alıyorum. Burada içine bakıyorsun. Eritme ocağına gönderiyoruz. Evet. Eritme ocağında önce laboratuvara gönderiyoruz. Laboratuvardaki içerisinde gümüş değerini tespit ediyoruz. İçindeki altını %25'e düşürüyoruz. Selektleme sistemi yapıyoruz. Anladım. Yani ilk önce altını kendisini arındırıyorsun, ayrı bir yere topluyorsun. Evet. Bu ne şimdi? Seyircilerimize bu takoz. Bu takoz, gümüş takoz. Daha hafif bir takoz bu. Daha. Bunun içinde gümüşü de böyle yapıyorsunuz. Bu şekilde yapıyoruz. Ben şimdi, bunlar da çok... Sayın Bakanım, böyle üretiyoruz. Evet. Şu şekilde de 99.99 10'ar kiloluk borsaya gönderiyoruz. Evet. Bu gümüşün cilde faydası var derler. Doğru mu acaba? Altının da var. Peki. Şimdi reaktör bölümüne mi geldik? Evet, bura her metalin binde bin yapma. Uranyumu zenginleştiriyorlar ya. Biz de burada altını zenginleştirip binde bin yapıyoruz. Reaktör bölümü. Efendim, altını burada biz erit oradan çıkarttıktan sonra buraya getiriyoruz. Burada reaktörleri yükleme yapıyoruz. Kral suyu sistemiyle beraber tepkimeye giriyor altın. Altın sıvı hale geliyor burada. Tamamen sıvı hale geliyor. Filtrelerden süzdürüyoruz burada. Borular yardımıyla. Kaç derece bunun için? 60 derece. 60 ama derece. Kimyasal çözüntü oluyor. Kimyasal çözüntü. Kimyasal tepkimeyle çözülüyor. Evet. Anladım. Şu elimdeki sevgili seyirciler 1 kiloluk bir altın. Siz kendi damganızla Türkiye içerisinde bu altınları basıyorsunuz. 1 kilo 500 gram. 1 grama kadar, 1 kilodan 1 grama kadar değişik. Çok güzel, hem hediyelik hem ciddi bir şekilde yatırım için evet. Altın üretiyorsunuz. Ama çevre ülkelerin de altınını Türkiye'de üretme başarısı gösteriyorsunuz. Bu yaptığınız çalışmalar son derece büyük saflık oranlarına sahip olmanız. Bütün etrafımızda Azerbaycan'ın altınını da siz üretiyorsunuz. Evet, hem Azerbaycan'ın altını üretiyoruz. Onlar bakıyorlar, dünyada rafineri tercih ediyorlar. Efendim bizi tercih ettiler. Biz de gördüğünüz gibi böyle en hassas şekilde üretiyoruz. Daha evet, sonra biliyorum. Bütün altınlar bunlar 995'tir. Bazı ülkeler Sayın Bakanım 999.9 isterler. Onu da dünyada yapan rafinerilerden biriyiz. Bunlar 20 gram, 10 gram. Evet. Hem Türkiye'deki tüm kuyumculara gönderiyoruz. Hem biraz sonra üretimde de göreceğiz. Bankalara veriyoruz Sayın Bakanım. İlla ki 1 kilonun üstü olacak. 1 kilo 20. 1 kilo 0.20. Onu alın. Evet. Bu 1 kilo 0.20. Bir de bunu koyalım Sayın Bakanım. Çünkü dünyaya veriyorsunuz bu malı artık. Daha damgalanmadan evvel. Şimdi size damgalattıracağız efendim. Hı. Bakın efendim. Bu da mutlaka 1 kilonun üstüdür. Yani 999. 1 kilo 0.06. 6. Evet. Evet. Vallahi şu anda bile görüntüsü son derece güzel. 1 kiloluk külçenin üstüne damgayı vuracağız. Yerleştiriyoruz. Basın hazır mı bu? Şu, hazır. Basıyorsun efendim. Basın. Tamam. Öbür tarafını da çekin Sayın Bakan. Şuna basın. Tamam. Şimdi Sayın Bakan. Bu vurduğumuz ne? Numarası ne bunu oldu? Bunu şimdi ne oldu? Bakın numarası. Efendim C03766. Evet. Şimdi bir de üstüne diğer damga vuracağız. Tamam. Ondan sonra da size imzalatacağız. Bu C0.766 ne demek? Şimdi bu C şunu kod vurdu. Numarası mı bu? Yok. Ha, serisi. Sertifika serisi. Şimdi bu tapuda adapahta tamam, numarası, anladım. Arabada tamam. Motor şasi numarası peki. Gibi. Şimdi motor numarasını vurduk Sayın Bakanım. Peki. Bunu ısıyla mı sadece? Yok, mekanik. Mekanik. Yani altın külçe haline geldikten sonra tekrar bu damgaları vururken sadece mekanik baskı yetiyor. Tabii, öyle yetiyor. Mi? Soğuk. Altın çünkü yumuşak bir maden. Tabii. Evet, sür Sayın Bakanım. Tamam oturun. Tamam. Ayağın pedalıyla basın Sayın Bakanım. Basın hocam. Tamam bırakabilirsiniz. Bırakın Sayın Bakanım. Tamam. Burada Ahlatçı Metal Rafineri yazıyor.
ortasında logomuz 1000 gram 995 kop. Bunu da arkadaşlar şu sertifikasıyla dünyaya gönderiyorsunuz. Şimdi artık hazır. Hazır. Peki bunu nereye koyuyoruz? Bunu size imzalattırıyoruz Sayın Bakan. İmzalatalım. Bunu her ziyare, bunu da satmıyoruz, kasamıza koyuyoruz. Öyle mi? Ne zaman siz alayım derseniz, peki. Sayın Bakanım size takdim ediyoruz. Bu seri numara sizin. Biraz zaman olur mu alırız? Olur, sayın, iki sene sonra alayım derseniz. Peki, imza atıyorum öyle mi sadece? İsim, soy isim, bugün tarihi ve imza Sayın Bakanım. 24 ayar altın. Kaç derece bu şu anda Ahmet Paşa? 1200, kaç? 1200 derece. 1200 derece. Altın 1200 de mi erir? Evet. Eski çağda nasıl yapıyorlarmış bu dereceyi satıyorlar ya? Dereceyi buluyorlarmış artık. Siz bunu el ayarıyla mı yapıyorsunuz? Yani ağzına yani normal nasıl? Yani tam bak ben olsam taşırırım mesela. Yok. Ben Sayın Bakanım. Bir gün bile çalıştırmaz burada. Taşma muşma yok. İlk hata son hata olur. Bunları alıp burada ağırlık çalışabiliriz yani. Evet. İkisi 25 kilo İkisi Sayın Bakanım. İkisi 25 kilo. Yani şunla rahat rahat ev araba ihtiyaçları falan i̇kisi, hallederiz. İkisi 26 trilyon Sayın Bakanım. 26 milyon. Müthiş bir şey. 57 114 bin dolar falan değil mi? Evet. 114 bin dolar. Çok şey yapılabilir. Sizlerin bereketi bol olsun. Değerli izleyiciler, sizlere Alaca Höyüğümüzü tanıtmaya çalıştık. Binlerce yıllık tarihimizin zenginliklerini sizlerle paylaşmak istedik. Anadolu tarihini biz öğrenirken hepimize Hattiler, Hititler öğretildi. Cumhuriyet'in ilk döneminde son derece önemli bir arkeoloji merkezi olarak çalıştırılmaya gayret edilen bir yer. İlk başlarda hepimiz öğrendik ama ondan sonra unuttuk. Şimdi o topraklardayız. Alacahöyük'teyiz. Ama şimdi geldiğim noktada şunu görüyorum. Daha burada buzdağının üstündeyiz. Herkes el birliğiyle bunu gerçekleştirmeye çalışılıyor. Daha çok kazı yapılması lazım. Ama bizim daha fazla kaynak aktarmamız lazım. Şurada gördüğünüz sfenkslerin arasında sizlere veda ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler. Müzik